Günümüzde zekat yükümlülükleri tam olarak uygulansa, fakirlik ve yoksulluğa çözüm olur mu? Şimdi dünya üzerinde malum biliyorsunuz gelir dağılımında çok 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 büyük bir uçurum var. Yani öyle ki 4-5 tane insanın mal varlığı, serveti birçok ülkenin mal varlığından daha fazla. Ve bu gelir dağılımındaki bu uçurumun tabii çok çeşitli sebepleri var. Bunlardan en önemlisi işte bu faiz dediğimiz olay. İkincisi işte bu spekülatif olaylar. Üçüncüsü belli tekelleşme. Belli sektörlerde tekelleşip bu şirketler halinde olabilir veya devletlerin belli ticari anlamı tekelleşerek piyasalara diledikleri gibi, istedikleri gibi, istedikleri fiyattan, istedikleri kaliteden şartlarda malı vermesi veya birilerinin oraya girmesini engellemesi. Bir diğeri hele özellikle maalesef İslam toplumlarının, işte Afrika'nın, Asya'nın toplumlarının iktisadi, finansal okur yazarlığındaki eksiklik, diğer alanlardaki, yani sadece bu iktisadi, finansal okur yazarlık değil, işte mühendislikten, kimyasından, tıbbından, her alanda o, yani üretimde bulunacak mal, ürün üretip piyasaya satacak, dolayısıyla satacak ki buradan gelir elde etsin de ekonomik anlamda belli bir dizler üzerine durabilsin. Bu anlamda çok çeşitli sebeplerden dolayı diyelim, bugün dünya üzerinde servet dağılımında, gelir dağılımında çok büyük bir adaletsizlik var ve dengesizlik var. Nitekim 2010'lu yıllarda İtalya'da bir akademisyen, kendisi bir 10 kişilik bir ekibiyle birlikte uzun araştırmalar sonucunda dünyadaki bu gelir dağılımının, bu gelir dağılımındaki adaletsizliğin bir şekilde elimine edilebilmesi için, bir şekilde makul seviyeye indirilebilmesi için %2,5 oranında servet vergisi teklifinde bulunuyorlar. Piketty denen bir adamdı. Kalın da bir kitabı var, yayınlandı. Türkçe'ye de yayınlandı. Diyor ki, dünya üzerinde işte bu servet sahibi olanların varlıklarından her yıl %2,5 oranında vergi alınsa da servetten, ama bakın şeyden değil, bugün bizim bildiğimiz harcamalardan, KDV şu bu değil, servet sahiplerinden alınsa ve işte bu gelir seviyesi çok düşük olan kesimlere aktarılsa belli bir toplumsal refah, toplumsal bir dengeye doğru ulaşılabilir diyor. Ve ulaşılması için bunun yapılması gerekir diye öyle bir teklif olarak ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla sorunuza geldiğimiz zaman, şimdi bir, zekat, bir defa Müslümanlar zekat alacak değil, zekat verecek düşüncesinde, iddia halinde, ideolojisinde, bilincinde olmalı. Niye? Yani Mü'minun suresinde وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاِلُونَ diyor Allah Teala. Onlar zekat verme düşüncesiyle çalışırlar. Yani ben bir hayatımı kazanacağım, kendi ihtiyaçlarımı karşılayacağım, belli bir de zekat verebilecek de seviyeye geleceğim ve bu varlığımdan başkalarına ihsanda, ikramda, zekatta bulunacağım. Dolayısıyla Müslümanların bir defa bu bilinç içerisinde olması lazım. Bunun için de ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Çok iyi eğitim almak lazım. Ondan sonra işte iktisat, finans, okuryazarlık vesaire, bunlar da iyi yetişmiş olmak lazım. Ki önce kendi ayaklarımız üzerinde duralım, ondan sonra da başkalarını ayağa kaldıralım. Bir, bunu bir tarafa koyduk. Ama ikinci olarak, fakat böyle de olsa yine toplumlarda mutlaka işte çok çeşitli sebeplerden dolayı dezavantajlı kesimler olacak. Yani yoksul, başkalarının elindeki o servete muhtaç insanlar olacak. Ve bugün de maalesef gerek bizim Türkiye'mizde, gerekse diğer İslam dünyasında ve bütün dünyada bu anlamda çok büyük bir, dediğimiz gibi, gelir uçurumu var. Dolayısıyla şimdi bu açıdan baktığımız zaman, eğer zekat verilse
Mesela 1984'te yapılan, Türkiye'de yapılan o zamanki devlet planlama teşkilatının da verilerinden hareketle İSAV Vakfı tarafından organize edilen bir çalıştayda o günkü şartlarda varılan o rakamlardan, verilerden hareketle varılan sonuç şu: eğer Türkiye'de işte o günkü veya bugünkü servet sahipleri servetlerinden vergi, zekat alıp da diğer kesimlere dağıtılsa Türkiye'de fakir kalmıyor. Dolayısıyla zekat eğer verilirse, herkes zekatını tam olarak verirse, çünkü o toplumda bir varlık oluşmuşsa, bir servet oluşmuşsa, yani o varlıklı kişi kendisi bizatihi çalışarak onu elde etmedi. O varlığı oradaki işçi, işte diğer memuru, onlar çalışarak bu varlıklar oluştu. Veya o fabrikasını çalıştırabilmesi için o varlık, ürettiği varlığı o vatandaşa sattı. Dolayısıyla oradan geldi o servetler. Onun için aslında toplumda total olarak baktığımız zaman ürünlerle, toplam tüm ürünle, tüm sermaye, servetle aslında o toplum arasında bir doğal bir ilişki vardır. Dolayısıyla onun belli bir oranda dağıtıldığı zaman o toplumda bir huzur olur, bir barış olur. Ve zaten Kur'an-ı Kerim, hani Rum suresi 30'a 39. ayeti kerimede baş tarafında buyuruyor ki: وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِمَنْ لِيَرْبُوَ فِي اَنْبَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللّٰهِ. Faizcilik yöntemiyle başkalarının varlıkları içerisinde daha da artsın diye faizcilik yöntemiyle malını verenler şunu bilsinler ki Allah katında, yani Allah'ın vaz etmiş olduğu o ekonomik sistemde ondan varlıklar artmaz. Ama وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِدْنَ وَجْهَ اللّٰهَ فَاُولَٰيكَ هُمْ مُضْعِفُونَ. Ama Allah'ın rızasını gözeterek malını zekat yoluyla başkalarına aktaranlar şunu bilsinler ki onlar varlıklarını kat kat artıranlardır. Niye? Çünkü varlıklı kişi diyelim ki zekatını kime verecek? Dar gelirli kişilere verecek. O dar gelirli insan da hani bugünkü tartışmalarda olduğu gibi hemen gidip dolar almayacak, altın almayacak falan almayacak. Gidecek. Evine ekmek alacak, peynir alacak, çoluğuna çocuğuna elbise alacak, evine eşya alacak. Dolayısıyla bu ekmeği, peyniri, eşyayı üreten yine varlıklı kişiler. O para yine varlıklı kişilere dönecek. Böylece ekonomik sirkülasyon hızlanacak ve sonuçta toplum tümden kazanmış olacak. Onun için sorunuzu biraz uzattık ama cevabı, zekat verilirse toplumda çok büyük bir gelir adaletine doğru, bir dengesine doğru bir yönelme söz konusu olur. Bu da toplumda huzuru oluşturur, barışı oluşturur. Varlıklı insanlar buradan daha fazla istifade eder. Yani üreticiler, sanayiciler, işverenler buradan daha fazla bu potansiyelden istifade ederler. Varlıklarını daha da artırırlar. Öbür tarafta da insanlar mutlu olur. Bu şekilde zekat verildiği takdirde birçok problemi çözer. Günümüz Müslümanlarına zekat konusunda neler tavsiye edersiniz? Şimdi günümüz Müslümanları az önce ifade ettiğim gibi öncelikli olarak zekat verme şuuru, bilinci içerisinde hareket etmeli. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala malı, varlığı yani ekonomik gücü bir kıyamda durma aracı olarak ona benzetiyor. Yani Nisa suresi 5. ayeti kerimede Estağudu billah ve la tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lekum kıyama. Sizin için bir kıyam aracı, ayakta durabilme, onurlu durabilme vesilesi kılmış olduğumuz malları sakın akli ermezlere teslim etmeyin buyuruyor Allah Teala. Dolayısıyla bir defa biz malın, ekonomik gücün önemli olduğunu, Allah Teala'nın bunu önemsediğini ve bize de bunu bak akli ermezlere teslim etmeyin, hele düşmana hiç teslim etmeyin bilinci içerisinde bir defa Müslümanlar olması gerek. Mesela bu kıyama kelimesini bir de Allah Teala aynı kalıpla Kabe için kullanır. Cealallahu el-Kabete el-Beytel Harame kıyamen linnâsidir. Allah Teala o Kabe'yi, o Beytül Haram'ı
insanlar için bir kıyam sembolü kılmıştır. Bakın orada Kabe için kullanılıyor, burada mal için, varlık için kullanılıyor. Dolayısıyla bir defa Müslümanların dediğim gibi zekat konusuyla ilintili olarak önce mal ile, varlıkla bir barışık olması lazım ve önemini kavramış olması lazım. İkincisi ama bu varlığın, malın mutlak malikinin Allah olduğu bilinci içerisinde olmalı. Bu varlığın, bu malın Müslümanın kendi elinde bir emanet hükmünde olduğu bilinci içerisinde olmalı. Biz şimdi bir çekim yapıyoruz. Burada bir kamera var. Bu kamerayı kafamıza göre alıp atamayız. Alıp gidemeyiz. Niye? Bu kamera bu kurum tarafından emanet olarak verilmiş ki buyurun bu çekimi yapın. Usulünce kullanın. Yanlış yapmayın. Hor kullanmayın. Çünkü başkaları da kullanacak. Dolayısıyla mal da bizim elimizde Allah Teala tarafından bir emanet olarak veriliyor. O malı, o varlığa o emanet bırakanın, emanet verenin istekleri, arzuları, talepleri, hükümleri, buyrukları doğrultusunda yaklaşmamız gerekiyor. İşte bu varlığın mutlak maliki olan Allah'ın bizden istediği şeylerden birisi mala sahip çıkmak, malı verimli kullanmak, malı helal yoldan kazanmak, helal yollarla harcamak, işte cimrilik, istifleme vesaire bunlardan uzak durmak ve bir de işte zekat vermek. Diğer ihsan, ikram, sadaka vesaire türleriyle birlikte. Onun için Müslümanların toparlarsak bir zekat, inşallah ben bir gün zekat veren olacağım düşüncesi içerisinde olmalı ve bu bilinçle mala yaklaşmalı. Ve elinde imkan olanların da illa da asgari limit oranında %2,5 40'da bir oranında değil, mümkün mertebe daha fazlasıyla zekatını vererek hem kendi malını ayıklamalı, hem nefsini o mal sevgisi, mal tutkusu, mala tapınma hastalıklarından arındırmış olur. Hem de karşıdaki insanların kendisine karşı olumsuz bakışlarından kendisini arındırmış olur. Ve böylece hem malıyla, hem canıyla, hem aklıyla, hem düşünceleriyle, hem toplumuyla barışık, huzurlu ve Allah'ın huzuruna yarın gittiğim zaman görevimi, mali görevimi de yapmış bir insan huzuru içerisinde varacağım düşüncesi, bilinci huzuru içerisinde olur. Allah Teala hepimize o şuuru, o bilinci nasip eylesin diyelim. Zekat ne zaman verilmeli? Belli bir tarihe veya yıla yayılabilir mi? Sadece Ramazan ayında mı? Şimdi zekat malum verilen mallara göre zekat değişiyor. Mesela tarımsal ürünler hasat edildiği zaman verilir. Dolayısıyla eğer bir yılda iki hasat yapıyorsan iki kez, üç hasat yapıyorsa üç kez verilir. Ama hayvansal ürünler ve özellikle parasal nitelikli ürünlerde yılda bir kez zekat verilmekle mükelleftir Müslüman. Dolayısıyla bu, şimdi orada ilginç bir noktaya temas ettiniz, onu biraz açalım. Yıla yayılabilir mi meselesi? Şimdi eğer yıla yaymakla toplam ödemeniz gereken, yıl sonu toplam ödemeniz gereken meblağın daha fazlasını ödeyecekseniz buyurun yapın denir. Ama yıla yayarak eğer toplam ödemeniz gereken meblağın biraz düşüğü söz konusu olacaksa o zaman orada dikkat edilmesi gerekir. Yani sonuçta mutlaka yıl sonunda nihai anlamda bir hesaplama yapılmalı ve gerçekten ben bunu ödemiş miyim, ödememiş miyim, onun netleştirilmesi mutlaka yapılmalı. Ama Ramazan ayında mı verilmeli yoksa belli dönemlerde mi verilmeli? Aslında zekat dediğimiz gibi yılda bir verilir. Ramazan ayı, işte Ramazan ayının bu bereketinden dolayı, Kur'an-ı Kerim'deki Ramazan ayına olan vurgudan dolayı, İslam tarihinde bütün milletlerin, ümmetlerin Ramazan ayına olan farklı bakışlarından dolayı, Ramazan ayında nasıl ki yapılan bütün ibadetlerin çok efendim farklı şekilde makbul olacağı, işte sevabının kat kat olacağı inancı, düşüncesi varsa, ya zekatı da biz bu ayda verirsek kat kat sevap alırız düşüncesiyle ve bir de insanlar Ramazan ayında oruç tutuyorlar. İşte fakir fukara daha fazla orada biraz daha ihtiyacı daha da hissediliyor.
Ondan dolayı Ramazan ayında verilmesi gelenek haline gelmiş. Ama Ramazan ayında verilmesi şart değil. Önemli olan belli bir yılın belli bir mesela yılbaşından yılbaşına diyelim. Belli bir tarihi belirleyip o tarihler geldiği zaman toplam bütün mal varlığının hesabını, kitabını çıkarıp zekatı vermektir. Bu anlamda dediğim gibi varlığa göre zekatın dönemleri işte hasata göre değişir. Ama genel olarak yılda bir kez verilmesi esastır. Tabii vergi olarak biz bunu düşündüğümüz zaman aslında işte İslam tarihinin ilk dönemlerinde vergiydi dediğimiz zaman bu şimdi vergi ki servetten alınan vergi herkes kafasına göre olmaz. Mutlaka bir başlangıç ve bitiş tarihi olması gerekir. O zamanlar İslam tarihinde bunu Ramazanları da yapmışlar. Ama bugün de diyelim ki ben her 31 Ocağı işte bir Ocak'tan 31 Aralık'ı ben baz alacağım. Dolayısıyla o tarih içerisinde ben zekatımı hesaplayıp vereceğim şeklinde sistemini bir kişi böyle kurarsa ki birçok hesap işi bugünkü vergilerde vesaire böyledir. Dolayısıyla ona uyarlı bir şekilde zekat verilebilir. Bunda da bir mahsur olmaz. İnfak ahlakının neresindeyiz? Öncelikle infakın neresindeyiz? Dolayısıyla bunun ahlakının neresindeyiz? Tabii çok da olumsuz olmayalım. Negatif düşünmeyelim. Allah'a hamdolsun yine yani bizim toplumumuz genel anlamda İslam toplumlarında gerçekten yine de bu diğergamlık duygusu, bu infak duygusu var. Ha gönül ister ki daha fazla olsun, daha yaygın olsun. Ama yani mevcudu da unutmayalım. Yani düşünün ki işte Yardım Eli Derneği dünyanın her yerinde insanlara belli bir takım ikramda, ihsanda bulunuyor. Şimdi bunu neyle yapıyor? İşte insanların yaptığı infakla, ihsanla yapıyor. İşte daha onun dışında çok sayıda Kızılay'ımızdan, AFAD'ımızdan, ne bileyim başka çok sayıda dernekler, vakıflar, İHA'dır, yurt içinde ve yurt dışındaki birçok mazlumlara, sıkıntı içerisindeki insanlara bu kadar bir maddi, ekonomik bir varlık transferinde bulunuyor. Bütün bunlar bir şekilde bireylerin, kurumların, ailelerin dişinden tırnağından ayırarak yaptığı infakla oluyor. Onun için infak anlamında hani çok da olumsuz düşünmeyelim. Allah'a hamdolsun yine de iyi bir durumdayız. Yine biraz daha başa döneceğim. İnfak da yapabilmemiz için varlıklı olmamız lazım. Yani o açıdan da bireysel olarak da kurumsal şirketler anlamında da varlıklı olmak lazım ki kendine yetsin de ondan sonra başkalarına infakta bulunabilesin. Ama burada bir de infak ahlakı dediniz. Bakara suresi 261 ile 275. ayetler arası. Yani çünkü 275'te de faiz konusu başlıyor. Faiz konusundan önce yaklaşık bir 10 ayet infak konularından bahsediyor ve infak ahlakından bahsediyor ve çok ayrıntılı şekilde bahsediyor. Dolayısıyla infak ahlakı bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de üzerinde yani infak üzerinde ne kadar durulmuşsa infak ahlakı üzerinde de bu kadar hassasiyetle durulmuştur. Kur'an'da zekat ve faiz karşılaştırılıyor. Bu konuda ne dersiniz? Rum suresi 30-39. ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor ki وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَنْ لِيَرْبُوَ فِي أَنْوَالِ نَسْ فَلَا يَرْبُوَ اِنْدَ اللّٰهِ Faizcilik yöntemiyle başkalarına varlıklar içerisinde artsın diye faiz yöntemiyle başkalarına verdiğiniz mallar gerçek anlamda Allah katında yani Allah'ın vaaz etmiş olduğu ekonomik sistemde artmaz. Ama وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِدْنَ وَجَهَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Fakat Allah'ın rızasını gözeterek zekat yöntemiyle verdiğiniz mallar Allah katında, yani Allah'ın o koymuş olduğu ekonomik sistemde kat kat artar. Bakara suresinde ise Allah Teala buyuruyor ki يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Riba mahveder, ekonomiyi kısırlaştırır ama sadaka yöntemiyle varlık transferi artırır, ekonomiyi canlandırır, bereketlendirir. Dolayısıyla işte bu iki ayet örneğinde olduğu gibi başka çok sayıda ayet-i kerimede Allah Teala
zekatla sadakayı mukayese eder ve der ki zekatla riba ile faizcilikle sadakayı mukayese eder ve der ki ribadan uzak durun. Sadaka, zekata buyurun başvurun. Yine Bakara 275. ayeti kerimede de Allah Teala buyurur ki amacınız kazanç mı? Kâr mı elde etmek istiyorsunuz? Bunun yolu ticarettir. Ehallallahu'l bey'a ve harremer riba. Eğer derdiniz paranızla, servetinizle, varlığınızla bir şekilde para kazanmak istiyorsanız başvuracağınız alan ticaret alanıdır. Yani reel ekonomik faaliyetlerde bulunmaktır. Ondan dolayı sizin önünüze ben alım satımı, ticareti açtım. Bunu yapın. Bunu yapmalısınız. Ve ribadan uzak durmalısınız buyuruyor Allah Teala. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman şimdi reel ticarette bulunan yani paranın, servetin reel ticarette bulunmak suretiyle çalıştırıldığı zaman toplumlara siz katma değer üreterek daha çok ekonomiye üretim sağlıyorsunuz. Bir, bunu diyor Allah Teala, bunu yapın. Öbür tarafta ribaya değil de zekat, sadaka verin derken de şimdi onu yapan kişi ne yapıyor? Birine diyor ki bu muhtaç. Çünkü zekat, sadaka kimde söz konusu olur? Karşı taraftaki insan muhtaçsa söz konusu olur. Dolayısıyla bu muhtaç, ben buna belli bir para vereyim. İşte daha sonra verdiğimi ve daha fazlasını geri alayım. Zaten adam muhtaç. Zaten düşmüş. Zaten başkasının parasına muhtaç. Dolayısıyla Allah Teala burada da diyor ki ona verin. Bir, karz olarak verebilir. Aynısını geri alabilirsin. Bu da sadaka kapsamındadır. İki, ya da işte hibe şeklinde infak vesaire hiç geri almamak üzere verebilirsin. Bu durumda ne olur? O varlığı alan kişi rahat bir şekilde o varlığı ekonominin kanallarına sokar ve böylece o kişi artık katma değer üretmeye başlar. Topluma kazandırmaya başlar. Bu tarafta da zaten ticaret yapan kişi yine aynı şekilde ama faizci hiçbir katma değer üretiminde bulunmadan elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan oturduğu yerde başkalarının üretimlerinden, başkalarının çalışmalarından, başkalarının alın terinden oturduğu yerde pay alan tiptir. Ondan dolayı Allah Teala diyor ki bu ekonomiyi kısırlaştırır. Niye? Çünkü oturduğu yerde servet akar buna. Servet akar ve kendinde servet birikir. Bunda birikirken karşı tarafta azalıyor demektir. Hele ki bugün para olarak düşündüğümüz zaman herkesin para basma yetkisi yok. Belli devletler, belli otoriteler parayı basıyor. Miktarı belli. Şimdi böyle olduğu zaman o para belli bir yerlerde birikiyor. Nitekim bugün bankacılık sisteminde işte paralar birikiyor. Ondan sonra bir kriz çıkıyor. Tekrar bir daha dağıtıyorlar. Tekrar bir kriz çıkıyor. Bir daha dağıtıyorlar. Yani Allah Teala'nın ribaya, faize başvurmayın. Yapacaksanız iki yöntem var. İyilik, yardımlaşma için mi yapıyorsun? Başvuracağın yöntem karz-ı hasendir. Aynısını geri alabilirsin. Ya da infak, sadaka vesaire yoluyla. İki, derdin senin kazanç sağlamak mı? Burada başvuracağın yöntem ticari yöntemlerdir. Bu bireysel olabilir. Ortaklıklar yoluyla işte bizim fıkıhtaki mudarebe, müşareke vesaire ortaklıklar yoluyla parayı çalıştırabilirsin. Bu yöntemlerle parayı çalıştırdığınız takdirde ekonomi canlanır, ekonomi bereketlenir, toplum bundan refahı artar. Ama faiz yöntemiyle bu işi yaparsanız, buyuruyor Allah Teala, ekonomi daralır, ekonomi kısırlaşır. Yani kıtlık, darlık, ekonomik, finansal kriz ortaya çıkar. Nitekim 1850'den itibaren kayıtlara geçmiş haliyle her 10 yılda bir küresel nitelikli ekonomik, finansal krizler çıkmış. Bu savaşlar vesaire dışında. Bu her 10 yılda bir ortaya çıkan bu krizlerin akademik araştırmalar şunu gösteriyor. İki sebebi var. Bir, faizcilik. İki, işte bu borsalardaki spekülatif oyunlar, kumar. Bu iki sebep. İşte onunla ekonomi daralıyor. Dolayısıyla bunu, bu mukayese son derece önemli. Ve fakat bu konuda da çok kat etmemiz gereken mesafeler var.